Akciğer kanserinin birkaç farklı çeşidi vardır. Hastanın hangi kanser türüne sahip olduğunu belirlemek için ya akciğerin etrafında bulunan sıvıdan ya akciğer dokusunun kendisinden yani biyopsiden ya da balgamdan kanser hücresi örneği alınmalıdır. Ardından bu örnek laboratuvara gönderilir ve burada mikroskop altında incelenir. İncelenen hücrelerin belirli nitelikleri baz alınarak teşhis konur. Akciğer kanseri başlıca iki ana gruba ayrılır. Biri küçük hücreli akciğer kanseri, diğeri ise küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Bu iki grubun ayrımının hücrelerin boyutları esas alınarak yapıldığını anlamış olmalısınız. Küçük hücreli akciğer kanserini ufacık bir hücre olarak düşünün. Ben bunu bebek hücre diye düşünüyorum. Ee, bir bebeğin kafasıyla ayakları arasında o kadar da uzun bir mesafe yoktur değil mi? Aynı şekilde bu küçük hücrelerin iki ucu arasında da çok fazla mesafe yoktur. Ki bu da çekirdeğinin hücre zarına yakın olması anlamına gelir. Yine tıpkı bir bebek gibi bu hücre tipi tamamıyla gelişmemiştir. Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle kadınlarda görülür. Şimdi buraya saçında pembe fiyonk olan bir kadın resmi yapalım. Ve bir de sigara çizelim. Çünkü bu hastalık uzun süredir sigara içmekte olan kadınlarda görülür. Bu kanser türüyle ilgili akılda tutulması gereken bir diğer şey de çok hızlı bölünebilme özelliğidir. Böylece tüm vücuda süratle yayılabilir. Aslına bakarsanız hastaya teşhis konana kadar genellikle vücudun pek çok yerine çoktan yayılmıştır bile. Ben bu durumu aklımda tutmak için küçük hücreli akciğer kanserinin aşırı fazla ve hızlı sigara içmekle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi, bu kadına birkaç sigara daha çizelim. Eğer bu kadın hızla sigara tüketiyorsa, hızla bölünen ve hızla yayılan bu akciğer kanseri tipi açısından büyük bir risk taşıyor demektir. Bu tür kanserler, akciğer kanserlerinin 15'ine denk gelir. Peki yakalan yüzde 85 nedir? Geri kalan yüzde 85 içinde küçük hücreli dışı, akciğer kanseri olarak tanık olur. Bu kez büyük ve olgun hücrelerden söz edeceğiz. Solunum yollarında böyle olgun hücrelerden çok sayıda bulunur. Dolayısıyla bu gruptaki kanser hücreleri hangi olgun hücre grubunun kanser olduğuna bağlı olarak alt gruplara ayrılır. Şimdi buraya çekirdeği hücre zarından oldukça uzak olan büyük bir hücre çizeceğim. Bu olgun hücre müsin salgılama özelliğine sahip. Bunu şuraya da yazalım. Müsin, akciğerleri nemli tutmaktan sorumludur. Eğer bu hücreler kanserli hücreye dönüşürse, bu durum adenokarsinom adını alır. Adeno, salgı bezinden gelen anlamında kullanılır. Ve buradaki salgı bezleri de müsin üretiyor demiştik. Adenokarsinom alt sınıfı tüm küçük hücre dışı akciğer kanseri türlerinin %40'ını oluşturmaktadır. Ve yine bu türde genellikle kadınlara etkiler. Buraya yine pembe fiyonklu bir kadın çizelim. Ama bu sefer çizime sigara eklemeyeceğim. Çünkü adenokarsinom sigara içenlerde de içmeyenlerde de görülebilir. Bir sonraki alt sınıf için iki hücre çizmem gerekiyor. Bunlar da yine büyük hücreler. Ama bu seferkiler biraz daha yassı. Ve bu iki hücre desmozomu oluşturan proteinlerle sanki birbirlerine tutturulmuş gibiler. İki hücre arasındaki bu bağ, hücrelerin solunum yolları ve vücudun geri kalanı arasında bir bariyer oluşturmasını sağlar. Bu hücrelerde ayrıca keratin de bulunur. Bu keratin saçlarımızda bulunan keratine epey benzer ve özellikle koruyucu bir görev üstlenmektedir. İşte eğer bu hücreler kanserli hücreye dönüşürse bu duruma skuamöz ya da yassı hücreli karsinom denir. Bu tür Küçük hücre dışı akciğer kanseri vakalarının %30'unu oluşturmaktadır ve erkeklerde görülür. Bu yüzden de buraya bu kez mavi şapkalı bir adam çizelim. Etkilenen erkekler genellikle sigara içenlerdir. Bütün küçük hücre dışı akciğer kanseri türleri arasında sigara içmekle en fazla ilişkili olan grup budur. Evet. Şimdi sayfayı biraz yukarı kaydıralım ve diğer alt sınıfa geçelim. Bu sefer de karşımızda büyük, yuvarlak, güzel bir hücre var. Aslında bunun bu saydığım sıfatlardan başka pek de belirgin bir özelliği yok. Bu hücreden kaynaklı kanser tipine de büyük hücreli karsinom diyoruz. Bu da çoğunlukla sigara içen erkeklerde görülür. Bu arada unutmadan söyleyelim. Büyük hücreli karsinomla karşılaşma oranı da tüm küçük hücre dışı akciğer kanserleri arasında %10'a denk geliyor. Son olarak ise Şişe şeklindeki şu hücremiz var. Bu hücrede şöyle bir boşluk bulunur ve burada sinirler yer almaktadır. Ve bu hücre sinir hücrelerinden bir uyarı aldığında hormon salgılar. Eğer böyle bir hücre kanser hücresine dönüşürse bu duruma karsinoid denir. Ve küçük hücre dışı akciğer kanserlerinin altındaki türlerin %5'ini de bu tür oluşturur. İlginçtir ki kadınlarda ve erkeklerde karsinoid görülme riski eşittir. Ayrıca bu alt sınıfın sigara içmekle direkt olarak bir bağlantısı yoktur. Evet, sonuç olarak akciğer kanserinin pek çok farklı çeşidi olabileceğini sizlere göstermeye çalıştım. Hastanın hangi tür kansere sahip olduğunu anlamak epey önemli. Çünkü bu durum tedavi seçenekleri ve hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyor.